Beril, senle hiç konuşmuyorsun. Hayırdır? Sizi dinliyorum. Bir şeye canın falan mı sıkıldı yoksa? Yok, hayır, iyiyim ben. Ne oldu Tamer? Saate bakıyorsun. Yine bizi bırakıp çalışmaya gitmeyeceksin herhalde, değil mi? Gideceğim abi. Konuşuruz demiştim. Gitmeden konuşuruz Berin. Konuşacağız. Efendim, bir misafiriniz. Tamer Bey, misafir sizin için geldi efendim. Duramadım. Ölecek gibi oldum, duramadım. Sensiz duramadım. Sen ne yapıyorsun? Özür dilerim. Ne işi var bunun burada? Gel buraya. Dur, dur bakalım nereye? Açıkla bakalım şu rezaleti. Ahu, bir sakin ol Ahu. Sen ne hakla gelirsin buraya? Ahu. Ne Ahu ya? Ahu dursana. Sakin ol Ahu. Ne ya? Dursana ne oluyor? Adamın benzerisi burada el bakmış yolunda. Ahu bir sakin ol lütfen. Ahlaksız kadın. Ahlaksız seni. Kapat, defol. Defol, döktü bu evi. Ahu. Ahu bir sakin ol. Ya. Tamam, bir dakika, dur, sakin ol. Dur Ahu, Ahu dur, bir dakika lütfen. Yolla, ya gebersin ya, geber. Ya. Yolacağım ben ya, bunu. Ya, vallahi dur, Ahu, bir sakin ol lütfen. Yolacağım ben bunu, yolla. Bir kolonya lütfen. Dursana, dur. Ne kolonyası ya? Anlayalım. Ya, nereye duracağım? Ya, yolla, götür şunu burada. Götür vallahi. Ahu! Çık şuradan. Tamam. Hadi bir çık buradan, hadi. Tamam, tamam, sakin ol, sakin ol ya. Bak hala tutuyorsun bunu burada ya. İstemiyorum diyorum ya, ya çabuk. Ya tamam Ahu. Ya ne tamam, tamam ya. Bırak da şunu bir parçalayın. Ya tamam. Ahu. Ya. Bayıldı Ahu. Zaten tamam. Ya bayılsın, gebersin. Geber inşallah. Gebersin inşallah. Ya. Ya al götür şunu. Ahu. Al bu kadını buradan ya. Ya tamam mı? Defol. Tamam biz. Defolacaksın. Defolacaksın. Ahu Ahu hadi. Çık şuradan. Tamam. Bak hala
atıyorsun bunu burada ya? İstemiyorum diyorum ya, çabuk! Defol! Defolacaksın bu evden! Sakin ol! Ahu! Sakin ol! Götür bunu buradan! Ahu götür şunu diyorum! Yolacağım ben! Ya tamam dur! Ahu lütfen! Başını bir parçalayın ben! Ahu! Abi sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya sen? Götür bu kadını bu evden. Meryem. Şimdi Zeyce. Abi sen delirdin mi ya? Bu kadın bizim evimize nasıl girebiliyor? Ya defolsun gitsin, götür bu kadını evden. Meryem. Şimdi sırası değil abicim. Tamam. Yapıyorsun? Bırak şunları, bırak. Aa, abla toparla çocukları, gidiyoruz. Ah. Berin. Sen Berin. Ne utanmaz adamsın ya. Şu kardeşimi soktuğun hale bak. Ahu çık dışarı. Sen çık. Defol git. Abla toparlan, gidiyoruz dedim, hadi. Berin bir dur ne olur. Dokunma bana. Berin bir saniye. Dokunma dedim. Tamam. Tamam. Ama ne olur ilk önce beni bir dinle. Neyini dinleyeceğim ben senin? Aldatmışsın beni, ihanet etmişsin. Neyini dinleyeceğim ben senin? İğrenç herifin tekisin sen. Ya bir dinlersen her şeyi anlatacağım sana. Neyi anlatacaksın Tamer? Neyi anlatacaksın? Ben her şeyi görüyorum, anlıyorum. Göründüğü gibi değil Berin. O yüzden bir izin ver lütfen. Tamer kes sesini. Anladın mı? Metresin yukarıda. Benim kızımın yaşadığı evde. Ya ne iğrenç bir insansınız siz ya. Allah kahretsin ikinizi de. Berin, ben de çok öfkeliyim şu an ama bir izin verirsen... Git başımdan Tamer. Sevgilin yukarıda ayılıp bayılıyor ya. Git onun yanına. Evimize soframıza kadar girmiş, aşkından ölüp duruyormuş ya senin. Git onu teselli etsen. Ya Berin ne olur bırak şu valizi. Bırak bir otur konuşalım. Lütfen. Çok geç Tamer. Konuşmak için çok geç artık. Ben sana kaç kere konuşalım dedim ya. Kaç kere dinlemek istedim seni. Sen ne yaptın? Sen her seferinde bana yalan söyledin. Neymiş? Bir de hep beraber aynı evde yaşayacakmışız. Al sana ev. Bilmediğin şeyler var biliyorsun. Sen beni, bizi, çocuğumuzu nasıl bir uçurumdan aşağı attığının farkında mısın? Sen bütün aileni nasıl dağıttığının farkında mısın? Her şey bir anda kontrolden çıktı Berin. Ya söylesene sen bana. Ha? Ne zamandan beri beni ayakta uyutuyorsun sen?
Ne zamandan beri o kadınla berabersin? Ne zamandan beri hayatının bir köşesine fırlatıp attın bize? Berin, sen çocuğunla benim yüzüme nasıl baktın ya? Utanmadın mı sen? Berin, bir bağırma ne olur. Ya sen böyle bir adam değildin. Benim yıllardır aynı yastığa baş koyduğum insan bu muydu? Benim güvendiğim insan bu muydu? Sen bunları yapacak insan mıydın? Berin, bir sus, bir dinle. Ne olur. Benim kocam yapmaz diyordum. Dost kondurmuyordum ben sana. Ama doğruymuş. Bütün insanların dediği doğruymuş. Demek ki para olunca herkes değişebiliyormuş. Şimdi al o paranı, sevgiline mutlu mesut yaşa, tamam mı? Çünkü ben yokum artık. Damla da yok. Berin, ne olur sakin ol. Lütfen bir otur konuşalım. Lütfen. Ne oturması be? Ne zannediyorsun sen beni? Burada oturacağımı mı zannediyorsun? Sen kızımı da alıp gidiyorum ben. Berin, lütfen. Ya lütfen. Lütfen mi? Ne kadar zarifsin sen ya. Ha? Özür dilerim Berin. Yapma Berin. Lütfen Berin. Ya ben sana kaç defa söyledim ya? Kaç defa söyledim? Konuşalım dedim sana. Sen ne yaptın? Benim gözümün içine baka baka yalan söyledin bana. Ben ne yaptım peki? Aynada kendi gözümün içine baka baka sana inandım. Çünkü ben sana inanmak istedim her seferinde. Berin, anlıyorum, haklısın. Sana hiçbir şey de diyemem. Ne diyebilirsin sen bana ya? Ha, ne diyebilirsin sen bana? Yazıklar olsun sana. Binlerce kez yazıklar olsun. Meğer ne büyük oyuncuymuşsun sen ya. Ne oyunlar oynuyormuşsun da benim haberim yokmuş. Yazıklar olsun. Berin, Berin, Berin. Çekil önümden. Zerre gururun varsa çekil önümden, anladın mı? Ne seni ne de hiçbir şeyini istemiyorum artık. Yeni hayatında mutluluklar dilerim sana. Anladın mı? Bitti. Beri. Beri. Hasan Bey. Hasan Bey. Beri. Hasan Bey, hazırlayın şu arabayı hemen. Beri. Beri. Çekil geri. Dur Beri. Enişte hadi abla. Hadi. Beri. Ya bir çekil. Yenge ya. Nereye gidiyorsun? Yapma Allah'ını seversen. Hadi çocuklar. Ya bacana sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım ya Tamer? Konuşma çabuk Selim. Ya anne ne olur ben gitmek istemiyorum. Damla. Kızım ağlama tamam mı? Her şey iyi olacak. Tamam mı? Bak Damla da hiç istemiyor. Ne olur yapma, bunun yolu bu değil. Şimdi mi geldi kızın aklına? Alın kendi yalanlarınızı da başınıza çalın. Çekil bundan. Hadi geç kızım. Ya yenge sen nereye gidiyorsun ya? O içerideki kadın gidecek. Yazık yazık, seni adam sandık. Bu kızın çektiği çilenin, onca eziyetin karşılığı bu mu olacaktı? Ah bir sus. Susmayacağım efendim. Bu yaptıklarının karşılığını da ödeteceğim sana, haberin olsun. Geç. Ben senin kalıbına tüküreyim Tamer. Beğendin mi ya sen yaptığını? Ha, mutlu musun şimdi? Canım burnumda Meryem. Hiç sırası değil. Canım burnunda, öyle mi? Canım burnunda. O kadın bu evden hemen gidecek. Eğer sen göndermezsen ben yapacağımı biliyorum. Duydun mu beni abi? Neden yaptın bunu? Neden yaptın bunu? Ne olur bağırma. Özür dilerim. Zaten görmüyor musun halime mahvolmuş durumdayım. Ya sen evi ne hale getirdiğini görmüyor musun Peri?
Allah'ım. Allah'ım. Bunun özrü yok. Bunun özrü yok. Yahu ben sana geleceğim dedim. Niçin çıkıp geldin buraya? Dayanamadım. Ölecek gibi oldum. Özlemedim. Her şey birbirine girdi Peri. Her şey birbirine girdi. Gerçekten çok çabaladım. Gel olamadım, kendimi tutamadım. Duramadım. Kal burada. Otur, kendine gelmeden kalkma. Nereye gidiyorsun? Ama ne olur bırakma beni burada. Yanından ayrılmayın. Alacaktım. Sen dur, ben veririm. Zaten bir bu sağlam kaldın. Hadi sen toparlan da bir an önce evine git hadi. Ne bu böyle? Evli barklı adamla yaptıklarını yetmezmiş gibi. Bir de evini basıyorsun. Ayıptır. Utanma duygusu yok mu sende? Hadi bakalım, hadi. Evli evine, köylü köyüne, hadi. Tut şu çeneni diyorum sana ya, tut çeneni. Tamam, ben ilgilenirim. Hadi. Yürü. Tamam dedim. Heh, hadi. Ama... Hadi hadi yürü işte, yürü. Bana bak. Sakın bu olanları etrafta anlatmayın. Ağzınızı açarsanız çok fena yaparım. Olur mu öyle şey efendim? Tabii ki anlatmayız. Ben sizi bilmez miyim? Bayılırsınız dedikoduya. Hadi biz gidiyoruz. Gel. Derin gitti. Damla'yı da aldı. Evi terk etti. Damla ile birlikte gittiler. Ben gerçekten böyle olacağını hiç düşünmedim. Yani böyle olacağını düşünemedim. Tek isteğim bir an önce seni görmekti. Bunun bana neye mal olacağının farkında değil miydin Peri? Hepinizi masada görene kadar inan ben de bilmiyordum. Ben zaten önce yolu nasıl geldim hiç bilmiyorum. Ya Peri. Ya geleceğim dedim sana. Neden Peri, neden, neden yaptın bunu? Bilmiyorum. Gerçekten bir şey düşünerek yapmadım. Ben böyle olsun ister miydim? İnan ben böyle olacağını... Bilmiyorum. Ben gerçekten böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Ya insan sonunu düşünmeden bir şey yapar mı? Sen mi söylüyorsun bunu gerçekten?
Ben bir çözüm bulacaktım. Hiç kimseyi incitmeden bir hal çaresine koyacaktım her şeyi. Ama şimdi gördüğün gibi her şey yerle bir oldu. Ben gerçekten böyle olmasını hiç istemedim. Gerçekten anlamıyor musun? Benim elimde olan bir şey değil. Ben bilerek isteyerek böyle bir şey yapmadım. Sen olmadığın zaman ben nefes alamıyorum, anladın mı? Boğuluyorum, ölecek gibi oluyorum. Beri. Beri neyse ne. Ama çok ileri gittin. Bu yaptığın çok fazlaydı. Sen benim dediklerimi duyuyor musun gerçekten? Ben çok mu mutluyum sence bu durumda? Bu kadar aciz göründüğüm için sence mutlu muyum? Sen bana nasıl baktıklarını görmediğimi mi zannediyorsun? O nefretle, o öfkeyle bakışlarını görmedin mi? Sen ya benim suratıma bakar gibi baktılar yüzüme. Başka nasıl bakacaklardı Peri? Kendimi böyle bir durumun içine düşürdüğüm için utanmadığımı mı zannediyorsun? Yerin dibine girdim. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Kendimi bu kadar küçük düşürmedim ben hayatımda. Ama öyle bir haldeyim ki kendimi kontrol edemiyorum ben. Sen olmadığın zaman ben sakin kalamıyorum. Sağlıklı düşünemiyorum. Tamer. Ben hiç iyi değilim. Ben gerçekten hiç iyi değilim. Kusura bakma Peri. Ben bu kadarını anlayamıyorum. Neyini anlamıyorsun ya? Neyini anlamıyorsun? Şaka mı yapıyorum ben? Ben sensiz sakin kalamıyorum. Seko'nun evinde ne dedim? Eğer gidersen, dönmezsen, ben yapabileceklerimden korkuyorum Tamer, kendime güvenmiyorum dedim ben. Sen olmayınca, yanımda yoksan sensiz sakin olamıyorum. Sadece senin yanında sakin kalabiliyorum. Seko, nasıl bıraktı seni, nasıl bıraktı? Seko'nun hiçbir günahı yok. Haberi bile yok, uyuyor. Ya uyuyor ne demek? Uyuyor ne demek? Ben seni ona emanet ettim. Nasıl uyur? Ben senin çantanı karıştırdım. Ee? Beni uyuttuğun ilacı buldum. Anla artık Tamer, tamam mı? Benim senin yanında olabilmek için yapamayacağım hiçbir şey yok. Sen iyi değilsin. Teşekkür ederim ya. Sonunda benim gerçekten iyi olmadığımı anlayabildin, sağ ol. O anlamda değil. Sen çok tehlikelisin. Ben tehlikeliyim. Yani karımla çocuğumla yaşadığım eve geldiğine göre bayağı tehlikelisin hem de. Mahzene beni kapatan adam mı konuşuyor şu an? Sen beni kaçırıp mahzene kapattığında, ayağımdan zincirlediğinde, işkence gördüğümde acaba senin karınla kızın bu evde yaşamıyor muydu? Ben aşağıdayken aslında biz hepimiz aynı çatının altında değil miydik? O zaman bir tehlike yoktu. Şimdi mi tehlike var? Konuşmayı ailene şöyle de yapabilirdim. Bir de öyle bak. Sizin bu sevgili tamerciğiniz beni mahzene kaçırdı, ayağımdan zincirledi, işkence etti, sandıklara kapattı, nefessiz kaldım. Sonra benimle birlikte oldu, bensiz yapamayacağını söyledi falan filan gibi bir konuşma mı yapsaydım? Hata mı ettim acaba? Sırf ailen senin ne kadar manyak olduğunu bilmesin diye ben şu anda kendimi onların önüne atmış oldum. Kendimi feda ettim ben, anladın mı? Şu an hepsi bana yükleniyor, manyak diyorlar, deli diyorlar. Yüzüme söylenenleri sen duydun. Ahum o, karının ablası mı? Duydun bütün konuşulanları yani. Hiçbir şey tehlikeli değil. Senin yaptıklarını ailen bilmiyor, problem yok. Ben tehlikeliyim. Adil mi sence?
Hadi gidelim. Nereye? Nereye olursa burada kalamazsın. Tamam, gelirim. Ama sen de geleceksin değil mi? Peri. Lütfen durumu daha da zorlaştırma. Lütfen. Gerçekten. Sensiz ben yapamıyorum. Olmuyor. Olmuyor. Yapamıyorum. Yine beni yalnız bırakırsan. Yine öyle tek başıma bırakırsan. Yine kötü olurum. Yine beni bırakırsan. Sakın lütfen. Lütfen kendimi öldürürüm diye tehdit etme, olur mu? Ne olur. Hayır. Tehdit değil. Tehdit etmiyorum. Olacakları söylüyorum sadece. Yapamıyorum Tamer. Olmuyor. Yapamıyorum. Duramıyorum. Ben zaten ölüyordum. Kurtardın. Kurtarmasaydın. Bıraksaydın ölseydim kaç defa kurtardın. Madem kurtardın. O zaman yaşat beni. Ne olur. Ne olur yardım et Tamer. Lütfen. Funda Hanım. Misafir odasını hazırlar mısınız lütfen? Tabii efendim. Bir dakika, bir dakika. Hey, hey. Şş. Bir dakika. Ne oluyor? Meryem lütfen şimdi değil. Allah kullağım zaten sonra konuşacağız. Hayır hayır ya. Şimdi konuşacağız sonra değil. Nereye gidiyorsunuz siz? Bir Hanım odasına götürüyorum. Odasına mı? O kadının bu evde odası mı var? Yok ben anlamıyorum abi seni. Gerçekten anlamıyorum. Bu evde mi kalacak bu kadın? Bu gece misafirimiz olacak. Yok kabul etmiyoruz öyle bir misafiri. Def olsun gitsin. Meryem. Ne? Meryem ne? Ne abi? Ya ben gerçekten anlamıyorum ya. Sana ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? Yani gerçekten bu evde mi kalacak? Hangi yüzle kalacak bu evde? Meryem daha sonra konuşalım olur mu? Allak bullak zaten her şey. Hadi. Abi. Yengem gitti. Damla gitti. Sen farkında mısın? Ya biz 10 yıldır... böyle bir şey yaşamadık. Yani ben sabahtan beri düşünüyorum. Bunu nasıl çözeriz, bunu nasıl hallederiz diye. Senin yaptığına bak ya. Hangi yüzle kalacak bu kadın burada? Evimizi dağıttı, ailemizi dağıttı. Hangi yüzle kalacak? Sen hangi yüzle izin vereceksin buna? Yengemle oturduğun bu evde sevgilinle mi yaşayacaksın? Meryem! Lütfen. 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 Sen bu kadın yüzünden bana mı bağırıyorsun abi? Eğer haddini aşarsan bağırırım da daha da fazlasını yaparım. O yüzden şimdi değil, lütfen. Ne olur kavga etmeyin. Sana ne ya? Sana ne? Sen ne karışıyorsun ya? Sen ne karışıyorsun bizim aramızdaki şeye? Defol git bu evden. Meryem, yeter abicim, yeter. Asıl sana yeter abi. Asıl sana yeter, anladın mı? Ya sen görmüyor musun? Bu kadın seni bir gecede ne hale getirdi? Bizi ne hale getirdi? Sen farkında değil misin ya? Meryem ben gerçekten kimseye zarar vermek istemedim. Sen benim adımı ağzına almayacaksın. Duydun mu? Bak seni çok fena yaparım. Ya sen hırsız mısın? Eşkıya mısın? Nesin sen? Sen evliliğini çalmaya çalışıyorsun ya yengemin. Ya senin miden mi geniş, derin mi kalın? Ya sen çoluğu çocuğu olan adama. Meryem, sen ne yapıyorsun? Meryem! Lütfen! Lütfen! Sen beni ittin mi? Lütfen kendine gel. Hadi gel. Hadi. Sen... benim
Rahibe. Ne oluyor ya? Meryem. 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 Ne oluyor ya? Meryem, nereye gidiyorsun? Gelme! Ne demek gelme? Nereye ya? Meryem. Meryem. Ya sana gelme diyorum, anlamıyor musun sen? Meryem. Ne yapıyorsun be salak? Salak mı? Salak. Sen kime salak diyorsun ya? Sana diyorum, sana. Ben mi salağım? Evet. Ben salağım öyle mi? Sakin olun. Ben mi salağım? Bana Meryem. Salak diyorsun öyle mi? Meryem. Al sana salak. Meryem, manyak mısın? Nesin sen? Ben mi manyağım? Ben manyağım öyle mi? Evet sensin. O zaman al ne sana olacak? Manyak. Al sana manyak. Hepiniz akıllısınız. Bir tek ben manyağım. Meryem sakin ol. Sakin ol. Bırak sakin ya ol, beni. Sakin ol. Sen mi manyaksın, ben mi manyağım? Yalvardım, yakardım, adam şikayetinden vazgeçmiyor. Yalvarmasaydın, vazgeçmezse geçmesin. Ne yapayım? Ne yapayım? Sen şu an nasıl bir durumun içinde olduğumuzun farkında mısın? Seni nezarete atacaklar. Sabah mahkemeye çıkabilirsin. Umurumda değil. Adamın hasarını ödersek belki vazgeçer şikayetinden. Yavuz ya. Bir git başımdan. O adam darp ve vura aslında asıl o zaman yanarız biliyorsun değil mi? Ya bugün senin çenen mi düştü? Eğil de al yerden. Meryem. İnat etme. Lütfen. Abine haber vermemiz lazım. Sakın. Eğer abimi ararsan yüzüne bakmam bir daha. Peki Meryem. Peki. Sanki arasam koşa koşa gelir. O nasıl laf ya? Tabii ki gelecek. Sen biricik kardeşsin onun. Ya. Bekle gelir. Çok da umrundaydım sanki. Onun yanında bağırdı bana. İtti beni. Abim. Benim abim. Kadın yüzünden. O kadın için beni bir kalemde sildi. Meryem Yılmaz, savcının talimat doğrultusunda gözaltı işlemi yapmamız gerekir. Sizi nezarethaneye alalım. Nezarethane mi ne? Gerçekten mi? Memur bey, ben beyefendiyle bir kez daha konuşabilir miyim? Lütfen rica etsin. Gel de. Abi Allah aşkına ya. Biz ettik, sen etme ne olur. Baksana nasıl pişman. Bak senden binlerce kez özür dileriz. Bak nasıl yapalım biliyor musun? Sen bana hesap numaranı ver. Ben yarın senin hesabına bütün hasarını yollayayım ha. Ne dersin? Uyardık Peri. Sabah konuşuruz. Hadi iyi geceler. Hemen gitme. Uyu Peri. Ne olur biraz konuşsak. Yeteri kadar konuşmadık mı bu gece? Düşünmeden davranan bir tek sen değil misin demek değil mi? Beni en iyi sen anlarsın diye düşünmüştüm. İnanılmazsın gerçekten. Öyleyim. Ama aslında söylemeden duramayacağım. Aslında bu yaptığım şey iyi oldu. İyi oldu? Gerçekten bunu söyleyebiliyor musun? Bak ben ihanetin en kötüsünü, en kirlisini yaşadım Tamer. Bir insanın görebileceği en kötü kabusu gördüm. O kadar ağır ki. O kadar can yakıyor ki. Sana şimdi bunu kelimelerle anlatamayacağım. Az önce de dediğim gibi. Ben böyle bir şey olsun diye gelmedim gerçekten buraya. Ama karının bunu öğrenmesi iyi oldu.
Peki sence bu şekilde mi öğrenmesi gerekiyordu? Kızın çektiği acıları kelimelerle tarif edebilir misin şu an? Haklısın, edemem. Ama öyle ya da böyle öğrenecekti. Öğrendi işte. Eğer öğrenmeseydi, aldatmaya devam mı edecektin karını? Karın böyle ne olduğunu bilmeden aldatılarak hayatına devam mı edecekti? O zaman yazık olmayacak mıydı ona? Yine aynı soruyu soruyorum Pelin. Böyle mi öğrenmesi gerekirdi? Hayır, tabii ki ben kendi yaptığım doğru, ben haklıyım demiyorum sana. Ne diyorsun peki? Sen bunu yapamazdın diyorum. Yani karına olan hiçbir şey anlatamazsın. Çünkü sen öyle bir adam değilsin. Ağır gelirdi sana. Bu sefer de ben kurtarmış oldum seni. Bakma öyle. Oldu bitti işte. Bunun için de senden teşekkür beklemiyorum. Topladım bakıyorum. İyi hissediyorsun. Titremeler geçti. Eski peri geri geldi. Ha, iyisin. Yok öyle bir şey. Yok, bence gayet iyisin. Hadi yat uyu. Sabah ne yapacağımıza bakarız. Tamer. Ben sana hayatın değişsin ister misin dediğimde evet dedin. Elinde bir sihirli değnek olsa, hayatın komple değişse, zincirlerinden kurtulsan dedim. Çok isterim dedin. Bak, geldi işte bir peri kızı. Değdirdi değneğini. Her şey değişiverdi. Peri, sen çok zeki bir kadınsın. Her ne yapıyorsan da çok farkında olarak yaptığına eminim. Ama bu saatten sonra konuşmanın ne sana ne de bana bir faydası olacak. Hadi yat artık, uyu. Nereye gidiyorsun? Gitme ne olur. Evimdesin artık Peri. Nereye gideceğim ki? Buradayım. Hadi uyu artık. Burada mı kalacak? Bir itirazınız mı? Neden gitmiyor? Evi barkı yok mu? Yok. Günaydın. Niye çıktın sen odandan? Nasıl yani? Mahzenden sonra bir de odada mı kapalı kalacaktım? Anlamadım. İyi uyumuşsun. Enerjimiz tavan. Yok, hiç de öyle değil. Bütün gece uyuyamadım. Sen de uyuyamadın değil mi? Konuşabildin mi? Karınla yani konuşabildin mi? Eminim o da uyuyamamıştır. Çok zor. Bunu atlatması çok zor olacak. Dün gece yaptıklarından sonra gerçekten karım için üzülmüyorsun değil mi? Tabii ki üzülüyorum. Ben bilerek, isteyerek bir şey yapmadım diyorum Tamer. Daha kaç defa daha söyleyeceğim. Hazırsan hadi gidelim. Nereye? Burada kalamayacağın konusunda hemfikiriz değil mi? Tamam. Kalmayayım. Zaten nerede kaldığımın bir önemi yok. Sen yanımda olduğun sürece her yerde kalırım. Ama sadece sen varken bunda da hemfikiriz değil mi? Peri, konuşacağız bunları sonra hadi. Hayır gidemem. Gitmiyorum. Sen olmadan hiçbir yere gitmiyorum. Konuşulanı anlamıyorsun desem gayet iyi anlıyorsun. Unutuyorsun desem o da değil.
Unutmuş gibi yapıyorsun sadece. Yani işine nasıl geldiyse öyle. Beni bu hale getiren sensin. Her şeyin sorumlusu sensin. Tamam. Beni bırakacaksan bırak, terk edeceksen de terk et. Ama eğer benim başıma bir şey gelirse sorumlusu sen olacaksın. Bir şey yaparken bunu düşünerek yap, tamam? Beri ne olur üstüme gelme. Zaten her şey burama kadar geldi. Söylüyorum bak, bu saatten sonra ben tek başıma devam edemem. Yapamıyorum, olmuyor, anladın mı? Direnecek gücüm kalmadı. Edemiyorum, yapamıyorum diye bir şey yok Peri. Edeceksin, yapacaksın. Ne yani yapamıyorum? O zaman canıma kıyayım, bu mu? Aynen bu. Tamer, benim artık gücüm yok. Direnemem, anladın mı? Yapamıyorum. Olmuyor. Yoksa benim bu evde, burada ne işim var? Ben niye böyle bir duruma düşüreyim ki kendimi? Deli miyim ben? Ben hayatı tırnaklarımla kazıdım. Aynı senin gibi. Anlıyorum, çok zor bir hayatın olmuş ama bana da hayat o kadar adil davranmadı ki. Hep kavgalıydım ben hayatla. Hep didişip durdum. Ama yine de bir şekilde dimdik durdum bugüne kadar. Ayağımın altından halı çeker gibi çektiler her şeyimi. Hem de hiç sormadan pat diye. Çok çok sert düştüm ben. Sonra sen geldin. Düştüğüm yerden tutup kaldırdın beni. Elimi tuttun. Sana dedim ki, eğer bir daha bu eli bırakırsan... Neyse. Tamam, bırakmak istiyorsan bırak. Şimdiki aklım olsa seni hiç kurtarmazdım diyorsan... Bırak git. Sen buna tehdit diyorsun ama... Bu tehdit falan değil. Ben dümdüz sana aslında gerçekleri anlatıyorum. Ben olmasam... Yani hayatına devam mı edeceksin sanki ben hiç olmamışım, var olmamışım gibi, hiçbir şey yaşanmamış gibi çocuğunla, karınla, ailenle bu evde mutlu mesut yaşamaya devam mı edeceksin? Artık ne olur şunu anla. Ben öyle veya böyle artık hayatındayım. Ölsem de kalsam da senin hayatındayım. Bu gerçekten kaçmak ne işine yarayacak ki? Ne olur yapma bana bunu Peri. Ben bir şey yapmıyorum ki. Her şeyi sen yapıyorsun. Beni bu hale getiren sensin. Her şeyin sorumlusu sensin. Hayat o senin bayıldığın, kaçıp kaçıp saklanıp eğlendiğin oyunlara benzemez. Her seçimin bir bedeli var. Ne demek o? Yoksa sen bunları beni cezalandırmak Hayır, için... Hayır, konuyla hiç ilgisi yok. Ben tam tersi. Bu kadar çile çekmişken... Aslında... İkimizin iyiliği için yapıyorum. Sence de hak etmedik mi artık? Acıkmadın mı? Ben çok acıktım. Sonunda kahvaltıyı sevdirdim bak. Aferin sana. Hadi gel. Afiyet olsun. Ben nereye oturayım? Nereye istiyorsan otur. Bilmiyorum, herkesin yeri vardır şimdi. Ben karının yerine oturmak istemem. Buyurun. Ev çok sessiz. Niye acaba? Buyurun. Günaydın. 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 Günaydın.
Sen kendine bir şey almadın. İştah mı kaldı? Meryem gelmiyor mu kahvaltıya? Meryem daha kalkmadı herhalde. Köy yanı har deli taranır. Efendim? Bana söyledi hanımefendi. Hanımefendi? Tamam Selim. Sen göz kulak ol. Birazdan Seko da gelecek. Bu ne rahatlık böyle? Görülmüş şey mi? Bu evin bir asaleti var. Aile yaşıyor burada, aile. Sen hangi sıfatla böyle geçtin, baş köşeye kuruldun? Çoluğu çocuğu yok adamın ortalarda. Bana bak, sen bu yuvayı yıkacaksın. Yazıktır, günahdır. Aile demişken... Gerçekten ailesine sahip çıkan, hani yani çoluğunun çocuğunun hep yanında olup sahip çıkan bir aile olsanız etkileneceğim. Ama işte siz söyleyince olmuyor. Bu ne demek oluyor şimdi? Sen ne biliyorsun, bizim hakkımızda da böyle konuşuyorsun? Görüyor musun? Dil pabucu gibi. Tamer ne söylediyse artık bizim hakkımızda. Tutamıyorsun şu çeneni değil mi? Vır 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 vır. Bana bak, bu kadın bildiğin kadınlardan değil. Bela bu, bela. Eğer sen böyle devam edersen... iki günde kapının önünde bulursun kendini, ona göre. Ben mi? Sen. Ne oldu? Niye kalktın? Doydum. Acıkmıştın hani? Tamam, doydum işte. Bir şey mi söylediler? Yok. Bir şey söylemediler. Peri, böyle olmaz derken bunu kastetmiştim. Zor olacak. Ben evdeyken başka bir adamım. Senin yanındayken başka. Ben seni her halinde kabul ediyorum. Bu duruma da hazırlıklıyım. Ailene, olacaklara, her şeye hazırım. Bedelin ağır olacağını biliyorum ama hazırım yine de. Thank you.
Nasıl güzel değil mi burası? Manzara şahane. Hı hı. Manzara şahane. Tamer'in zevki herhalde. Aysel, birer kahve içer miyiz? Benim canım istemiyor. Siz hanımefendi? Benim canım hiç istemiyor. Ben de içmeyeyim o zaman. bir telefonunuzu kullanabilir miyim? Benim Tamer'i aramam lazım da. Telefon? Benim telefonum arızalı. Buradan karşıya ses gitmiyor. Geçen gün düşürdüm de bir türlü fırsat bulup tamirciye götüremedim. Herhalde mikrofonumda bir arıza var. Anladım. Sizin telefonunuzu kullanabilir miyim? Bende Tamer'in numarası yok. Ne? Nasıl yani? Geçen gün para istemek için aradınız ya Tamer'i. Ben o sırada Tamer'in yanındaydım. Rica ediyorum, lütfen. Aysel, hani sonradan kaydettik ya Tamer'in numarasını. Unuttun herhalde. Herhalde. Bizim işimiz var bununla. Gördün işte. Beterin beteri var. Bir daha Berin'e laf etme. Öp de başına koy. Kim arıyor? Annem. Boş ver. Oğlum açsana. Belki önemli bir şeydir. Alo. Alo Tamer. Ulaştınız mı hastaneye? Yok daha varmadık. Ne oldu ki? Hiç. Bu... Nerede hastane? Ben de geleyim. Ne yapacaksın hastanede Peri? Yalnız kalmak istemiyorum. Yalnız değilsin. Ya yine kötü olursan? Peri lütfen bir de seninle uğraşmak zorunda bırakma beni lütfen. Galiba annenlerin konudan haberi yok. Söyleyeyim mi? Hayır söyleme Peri. Söyleme. Senin üstünde vazife değil diyorsun yani. Peri lütfen daha fazla zorlama lütfen. Tamam kapatıyorum. İş aldın başına iş. Aşkın ızdırabı bu olsa gerek. Hadi bak önüne. Bak önüne. Teşekkür ederim. böyle tam daha nasılsınız? Hani havalar nasıl falan filan modunda değil miyiz? Hani insan konuşacak bir şey bulamayınca olur ya öyle. Gerçekten öyle. Tabii birbirimizi iyi tanımayınca. siz aslen nerelisiniz? Ege'liyim ben. Tahmin etmiştim. Oranın havası var sizde. affedersiniz ne işle meşgulsünüz? Ben şu an çalışmıyorum. Ama eskiden banka müdürüydüm. Oo, duydun mu Aysel? Hanımefendi tahsilli bayağı, yani bayağı prestijli bir iş. Çalışmıyorummuş. Yani bırakacağım daha doğrusu. Henüz bırakmadım ama bırakacağım. Tabii. Bu saatten sonra çalışıp niye yorulacaksın değil mi? Bu saatten sonra derken? Aysel olur mu öyle şey? Peri Hanım daha genç. Kim bilir kendince vardır bazı sebepleri. O sebep hepimizce malum. Aslında abdala malum olur derler ama. O senin anladığından değil. Aptal değil. Aptal, aptal. Yani sizin anlayacağınız hiç, sizin sandığınız gibi bir durum yok ortada. Ben kendi kendime bakabilen, yetebilen bir insanım. İstediğim zaman kendim yapabiliyorum. Öyle dışarıdan birine muhtaç değilim yani. Biri baksın diye beklemiyorum. Ben çok güzel kendimi çekip çeviririm. Bu da tabii çok takdire şayan bir durum yani. Sen de evli misin? Hiç mi evlenmedin yoksa boşandın mı?
evliydim. Kocam öldü. Vah vah. Başınız sağ olsun. Eşiniz de sizin gibi gençti herhalde. Bir hastalık falan mı, trafik kazası mı yoksa? Aşk kazası diyelim. Yani diyorum ki, kocamla kız kardeşim küvette sevişirlerken elektrik çarptı, öldüler. Ah! Daha başka merak ettiğiniz bir şeyler varsa sorunu anlatayım. Çok teşekkürler Nesrin Hanım. Siz işinize dönün lütfen. Tabii efendim. Ay Tamer, neler oldu neler oldu bir bilsen. Ne o? Hortlak görmüş gibi bakıyorsun. Berin geldi mi? İçeride. Hiç boşuna koşturma yukarı. Ahu, çizmeyi aşma bence. Sen açtın, sen. Sen metresini bu evde yatırdın. Kardeşimin gururuyla oynadın. O kız seni aldığında ne anan, ne baban, ne beş kuruşun vardı. Senelerce kuru ekmek yedin o kız sende. Üstüne bir iğne almadı. Ne çabuk unuttun işe giderken yol parası vermemek için kilometrelerce yol yürüdüğünü. Elim para görünce ilk iş metres tuttun kendine. Şimdi de bize kafa mı tutuyorsun? Ne yaptın ona? Ne söyledin? Bırakmadılar ki. Yapmak istediğimi tam yapsaydın. Ne yaptın ona? Söylesene abi. Verdim dersini. Geldiği gibi gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Cehennemin dibine. Oldu mu? Cehennemin dibine. Kardeşimi harcatmayacağım size. Ensenizdeyim bundan sonra, haberiniz olsun. Seko. Ne oldu lan? Peri gitmiş. Aa iyi abi. Berin evde gelmiş. Aa çok iyi ya. Bir tane daha güzel haber ver, öpeceğim seni. Başlatma çarkına Seko. Ahu ne yaptıysa, ne dediyse kıza kovmuş kızı evden. Olay mı çıkmış? Ne bileyim Seko, ne bileyim oğlum. Bir an önce Peri'yi bulmamız lazım. Niye abi? Tekrar aileni dağıt diye mi? Yine her şey yoluna girmişken bir şekilde mahvet diye mi? Anlamadım yani. Seko. Tamam, nerede bulacağız? Nasıl arayacağız? Nerede? Bilmiyorum oğlum. Gidip bakmamız lazım bir yerlere işte. Ne zaman çıkmış? Bilmiyorum. Ahu fırçalamış bunu. Kovmuş bir şekilde. Kim bilir ne haldedir kız abi. Umarım kendine bir şey yapmamıştır Seko. Hadi çok uzaklaşmadan bulalım şu kızı. Yok abi yok, ben delireceğim. Abi böyle olmaz. İstanbul kazan, biz kepçe bulamayız. Nereye bakacağız? Ne yapacağız abi? Daha iyi bir fikrin var mı? Evine gitmiştir belki. Yok oğlum, kız intihar edecekti diyorum evine gitmemek için. Akrabaları? Yok ki kimsesi. Benden başka kimsesi yok işte kızın. Begüm. Begüm Hanım, bu bankadaki yardımcısı arkadaşıydı onun. Evet öyle diyordu. Gitmiş midir sence? Ne bileyim. Bir arasana kadını, vardı sende onun numarası. Arayayım. Arayayım da abi ne diyeceğim? Benim arkadaş seninkini kaçırdı, aşık oldu, sonra da elinden kaçırdı mı diyeceğim? Bilmiyorum oğlum. Ne diyorsan de işte. Bir şekilde kızla ilgili bilgi öğren. Tamam, arıyorum. Sen de duy, sonra tatava yapma. Alo? Begüm Hanım merhaba, Serkan ben. Tamer Yılmaz'ın yardımcısı, bir şey soracaktım. Serkan Bey şu anda konuşamayacağım. Daha sonra konuşalım lütfen. Ya ben de Peri Hanım'la alakalı önemli bir şey öğrenmek istiyordum da. Siz nereden öğrendiniz? Ağlıyor.
Neyi nereden öğrendik? Polis aradı. Kimliği belirsiz bir ceset bulunmuş. Çubuklu tarafında galiba. Denize düşmüş. Ya da atılmış. Eşkale de uyuyormuş. Adli tıbba gidiyorum ben. Kimlik tespitine. Niye çıkmıyor? Niye çıkmıyor Seko? Niye çıkmıyor abi? Oğlum yeni girdi içeri, göstermemişler daha. Bekle bir. Abi ben bunu nasıl yaptım ya? Nasıl bıraktım abi kızı? Amel hiçbir şey belli değil. Bildiğimiz hiçbir şey yok. Bir sakin olur musun lütfen? Yok abi. Yavuş ya. Ya kız bana dedi abi ayrılma yanımdan. Beni yalnız bırakma dedi. Eğer ayrılırsam ben ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Nasıl affedeceğim abi ben kendimi? Nasıl affedeceğim Seko? Amel bırakma kendini lütfen. Ben gidiyorum abi. Hayır, hayır, hayır. Saçmalama abi. Ne yapıyorsun ya? Ne diyeceksin Begüm'e? Polisi, savcısı, herkes içeride. Dellenme bir dur lütfen ya. Yok abi, duramayacağım. Tamer bir dur lütfen. Bir nefes al. Bir sakin ol. Bir düşün. Bir bekleyelim. Sakinleş. Bildiğimiz hiçbir şey yok. Tamam peki, tamam. 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 Allah'ım. Allah'ım ne olur, ne olur bana bağışla yarabbim. Lütfen bulayım onu. Başına bir şey gelmemiş olsun. Eğer onu bulursam bir daha bırakmayacağım yarabbim söz. Bırakırsam da cezamı ver. Çıktı. Begüm Hanım çıktı. Ağlıyor mu bu? Evet. Arasana kadını. Arayayım mı lan? Alo. Begüm Hanım, Serkan ben. Merak ettim de sizi. Nedir durum? Anladım. Tamam. Thank you.
Biz böyle. Ben biliyorum galiba ne yapacağımızı. Ne? Evleneceğiz. Nasıl yani? Benimle evlenir misin?